Burdur'un pazar günleri kullanan pazar pazarını gezdiniz, dolaştınız, pazarcıları ziyaret ettiniz. Bu hafta da esnaf ziyaretine geldiniz. Genel bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Evet, teşekkür ederiz Kanal 15'e. Çünkü tarafta farklı bir yerde etkinliğimiz oluyor. Vatandaşlarımızla beraber oluyoruz, hemşehrilerimizi. Hem selamlıyoruz, varsa problemlerini dinliyoruz. Ama bütün bunları duyuran da televizyonlarımız oluyor, medya oluyor. Onun için medya organlarımıza, kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi bizim AK Parti olarak siyaset anlayışımız şu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın en zor anda kendisine suikast girişiminde bulunulduğu, öldürülmek istendiği, darbe yapılmak istendiği bir anda medya ile görüntülü olarak televizyonlara ulaştığında söylediği bir cümle var. Biz milletten başka güç tanımıyoruz. Onun için milletimize çağrı yapıyorum. Yollara, meydanlara dökülsün dedi ve bir darbe girişimi önlendi. Şimdi AK Parti olarak biz hakka ve halka dayanıyoruz. Elbette ki hakka dayanmak, adaletten, insani değerleri korumaktan, insan haklarını savunmaktan, temel haklarımızı, inancımızı, özgürlüklerimizi korumaktan genişletebiliriz bu arada. Ama bütün bunları yaparken de halkımızdan aldığımız güçle bunu yapıyoruz. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Bir milletin idaresini milletin iradesiyle seçilmiş olanlar yürütmelidir. Ve herkes de milletin iradesine saygı göstermelidir. Bu nedenle biz öyle 4 yılda bir seçim zamanları halkıyla oy istemeye gelip ondan sonra milletin huzuruna çıkmayan, görünmeyen insanlar değiliz. Ben Burdur milletvekili olarak, özellikle de Bucak olmam dolayısıyla, Bucak milletvekili olarak halkımla beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü vazifelerimiz var. Bizi Ankara'ya gönderen hemşehrilerimiz, Ankara'da bu ilçenin, bu ilin, Burdur'un sorunlarını takip etsin, bunların çözümüne katkıda bulunsun. Aynı zamanda Türkiye'nin genel politikasında da Burdur milletvekili olarak söz sahibi olsunlar diye gönderdi. Şimdi bunu her safhada biz milletimizle paylaşmak durumundayız. Bakın şurada çok büyük mutluluk duyuyorum ben. Burada il başkanımız, ilçe başkanımız, il genel meclisi başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, sade vatandaşlarımız, partimizin yönetim kurulu üyeleriyle hep birlikte halkımızla selamlaşıyoruz. Vatandaşımız şunu bilsin. Biz bu milletin içinden çıktık. Dönüp dolaşıp geleceğimiz yer bu milletin içidir. Yine gömüleceğimiz topraklarda bu doğduğumuz yerde hakikaten gözlerimiz yaşarıyor, mutlu oluyoruz bundan. Üstelik de Türkiye'nin en zor bir döneminde bu görevi ifa ediyoruz. Biliyorsunuz 1 Kasım 2015, şu anda Kasım ayı bitti, aralığa geldik. Yani bir yıldır bu 26. dönem olarak milletvekilliğini yapıyoruz. Ve Türkiye çok ciddi badireler atlattı, sıkıntılar atlattı. Terörle mücadelemiz devam ediyor. 15 Temmuz'da bir kanlı darbe girişimi yaşadık. Efendim 248 şehidimiz var, 2000 üzerinde gazimiz var. Efendim Burdur'dan da şehidimiz var. Bakın dün, geçen hafta Burdurlu şehidimiz Akif Altay'ın da şehit olduğu Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı gezdik. Yani orada Özel Havacılık ve Özel Harekat Daire Başkanlığımızda 51 şehidimiz var. Bu 51 şehidimize uçaklar kendilerine emanet edilmiş olan o asker elbisesi giymiş hainler, vatan hainleri üzerlerine bomba atıyorlar. İlk bombalamadan sonra oradaki yaralıları veya şehitlerimizi almaya giden diğer görevliler toplandığı anda ikinci hava saldırısı geliyor. Bu defa oranın imamı dahi orada şehit oluyor. Şimdi böyle ihanetlerle karşı karşıya olunduğu bir zamanda millet olarak birliğimizi, beraberliğimizi korumak durumundayız. Yani aziz milletimiz, bazı konularda fikir ayrılığı olabilir, siyasi parti farklılıkları olabilir. Ama ortak değerlerimiz var. Bizi millet yapan. Bayrağımız bir, devletimiz bir, inancımız bir, kitabımız bir, Kabe'miz bir. Böyle bir millet dağılmamalı, parçalanmamalı. Bu şer güçlerin, terör örgütlerinin, onların arkasındaki, onları kukla olarak kullanan şer güçlerin oyununa gelmeden asla birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmadan yolumuza devam etmeliyiz. Ha bunu yapıyoruz Allah'a şükür. Cumhurbaşkanımız bu konuda rehberimiz. Şu anda anayasa değişikliğini de yapacağız. Ve Cumhurbaşkanımız başkan ünvanını kullanmayacağız ama başkan yetkileriyle
Başbakanlık makamı ortadan kalkıyor. Ülkenin yürütme erkinin başı Cumhurbaşkanımız olacak. Partisiyle de bağlantısı devam edecek. Eğer milletimiz bunu onaylarsa, bakın önümüzdeki Mayıs ayından itibaren Türkiye'yi uçuracak, daha hızlı karar alacak, bürokrasiyi azaltacak çalışmaları da bütün milletimiz birlikte görecek. Amacımız nedir? Milletimizin huzur ve refahı. Ekmeği büyüsün, kazancı artsın, helal kazancı olsun. Efendim aramızdaki fakir fukara varsa onlara da sosyal devlet anlayışıyla sahip çıkalım ve topyekun huzur olalım. Efendim birilerinin karnının doyduğu, açları görmediği bir Türkiye istemiyoruz. Biz komşusu aç iken tok yatan bizden değildir anlayışını zihinlerimize, kalbimize yerleştirmiş bir milletiz. Bunu devam ettirmemiz lazım. Yoksa birey olarak, birkaç aile olarak biz mutlu olmuşuz, buna imkan yok. İnsanız Cenab-ı Hak da bizi yaratırken toplu yaşamak üzere yaratmış, ferdi değil. O bakımdan dükkanda komşumuz, evde komşumuz, köyde komşumuz, akrabamız, çevremiz hep beraber Türkiye'yi kalkındırıp mutluluğumuzu da, huzurumuzu da, refahımızı da artırmak durumundayız. Ha şimdi bu duygularla biz Bucak'ta esnafımızı ziyaret ediyoruz. Bir kısmını siz de takip ettiniz. Az önce bir esnafımızın dükkanın açılışını yaptık. Daha sonra engelliler haftası nedeniyle engellilerimizi ziyaret ettik. Onların pastasını paylaştık. Beraber o duyguları yaşamış olduk. Bakın milletçe bu kardeşliği sağlayabilirsek mutluyuz. Yoksa sadece insanın kendi cebinin dolu olması, kendisinin zengin olması ama köyünün, mahallesinin, ilçesinin, ilinin, insanların bir önemli bir kısmı eğer fakir zaruret içindeyse, çaresizse, onlarla ilgilenilmezse biz bunu politik olarak görmüyoruz. Onun için gücümüzü haktan ve halktan alarak yine halkımıza hizmet ettiğimiz sürece bahtiyarız. Vatandaşlarımızla, teşkilat mensuplarımızla birlikte bu çalışmayı yürüttüğümüz için sizler vasıtasıyla da bunu halkımızla paylaşıyoruz. Ben bu duygularla teşekkür ediyorum. Size teşekkür ediyorum, medyamıza, bütün Burdurlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bu çalışmalarda bizi hiç yalnız bırakmayan teşkilat mensuplarımıza, il ve ilçe başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, efendim köy temsilcilerimiz. Çünkü bu birlikte yapılan bir çalışma. Yani böyle birlikte olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu hayırlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Size tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.